Bugün denizcilik ve kabotaj bayramı. Dalgıçlar kirliliğe dikkat çekmek için ellerinde çöp torbalarıyla İstanbul Boğazı'na daldı. Aşağıdan çıkanlar hem hayret ettirdi hem de bu kadar da olmaz dedirtti. Şu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. Üç tarafı denizlerle çevrili muhteşem bir ülkemiz var. İstanbul Boğazı gibi çok özel bir yerimiz var. Güzelliği dünyaya bedel ama dışı başka, içi başka. Onlarca şişe, cep telefonu, hatta araba direksiyonu. Bu çöplerin hepsi İstanbul Boğazı'ndan çıktı. Ne bulursa atmışlar. Suyun altında bir yaşam var. Bunları atmayın. Araba direksiyonu var. İnanılır gibi değil. Berbat bir şey, evet. Çok rezillik. Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İstanbul Boğazı'nda doyasıya kutlandı. Turmepa yani Deniz Temiz Derneği de farkındalık için kolları sıvadı. Aralarında iki polis kurbağa adamında olduğu dalgıçlar ellerinde çöp torbalarıyla denize daldı. Dalgıçlar daldı, denizin dibini taradı ve ellerinde kollarında çöplerle çıktılar. Dakikalar içinde deniz tabanından torba torba çöp topladılar. Biz insanlar karada keyif yapıyoruz. Çöpümüzü denize atıyoruz. Olacak iş değil yani. Biz her dönemde deniz temizliği yapıyoruz ama mühim olan kirletmememiz. Çıkarılan çöpler deniz kenarında sergilendi. Gören şaştı kaldı. İşte utanç tablosu, denizden çıkarılan çöpler. Onlarca şişe var. Güneş gözlükleri, hatta cep telefonu bile var. En çarpıcı olanı ise bir araba direksiyonu çıkarıldı denizden. İnsan tabii sormadan edemiyor, bu direksiyonun denizde ne işi var? Nasıl çıkardınız bunları? Dalgıçlar çıkardı efendim, denizi temizliyorlar. Neler var kim bilir. Deniz kirlenmez mi? Kirlenir tabii. Çok kötü bir görüntü. Deniz olmasa zaten hayat olmaz. Boğaz sadece İstanbul'un değil, dünyanın gözbebeği. Ama ne yazık ki kirlilik nedeniyle canlı popülasyonu gitgide azalıyor. Eskiden görüş daha açıktı. Şimdi 2-3 metreden sonra gün ışığının daha aşağı zor geçtiğini görüyoruz, tespit ediyoruz.